Evet gençler, şimdi size RTX 2060'ın voltajını nasıl düşürürüz? Bu düşük voltajda ne kadar maaş alabiliriz? Bunu göstereceğim. Bunu yapan Türk pek yok. Yani yapsa da ben pek anlamadım. Bu yüzden yabancılardan bulduğum bilgilerle, Türklerden öğrendiğim bilgilerle derleme bir ayar yaptım kendime göre. Bu ayarda 75 wattta 33 miaş alabiliyoruz. Bu ayarı hemen size göstereyim. İlk önce MSI Afterburner'ın arayüzü bu şekilde olmalı. Bu ayarı yapabilmemiz için. Bunu da nereden seçeceğiz? Buraya geleceğiz. Kullanıcı arayüzü. Buradan bunu seçmemiz gerekiyor. Buradan uygula dedikten sonra tamam diyoruz ve bu arayüz ekranımıza geliyor. İlk önce size kartın boşta kaç miaş verdiğini göstereyim isterseniz. Şu anda ekran kaydı aldığım için yaklaşık 1,5-2 miaş düşük veriyor. Bunu da hesaba katarsınız. Zaten ben videonun sonuna 33 miaş aldığına dair bir videoda ekleyeceğim. Şöyle biraz beklememiz gerekiyor. İsterseniz burayı sarabilirsiniz. Ya boşta verdiği meyaş 26-27 meyaş. Ama şu anda büyük ihtimalle 25,5-26 meyaş falan verecektir. Arkada kayıt açık olduğu için. Ve kart bu power limiti ne kadar kısarsanız kısın 120 watt'tan aşağı çekmiyor. Bunun için ince bir ayar yapmamız gerekiyor. Bunu da size öğreteceğim, göstereceğim. Ve Nvidia kartlarda şunu da söyleyeyim. T-Rex Miner'ı öneriyorum. Çünkü Nvidia kartlarda en çok maaş veren miner programı T-Rex. Benim tecrübelerime göre birçok kişi de zaten bunu biliyordur diye düşünüyorum. Evet, gördüğünüz gibi 27 maaş veriyor. Evet, şimdi ayarlara geçelim. Şimdi ilk öncelikle power limiti 78'e alıyoruz. Benim kartım MSI RTX 2060 2 fanlı modeli. Evet. Bunu power limiti 78'e aldıktan sonra temp limiti istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben 70 yapıyorum. Bu ayarları yaptıktan sonra core cool'u sonuna kadar çekiyoruz. Eksi 502 oluyor. Bunu da yaptıktan sonra ben şunu da açayım. Kartım ısınmasın. Uygula diyoruz. Bundan sonra buraya tıkladıktan sonra shift tuşuna basarak bunu aşağı doğru çekiyoruz. Eğer shift tuşuna basmazsanız hepsi beraber gelmez. Bunu aşağı doğru çektikten sonra buradaki birinci çekirdek diyeyim size. Birinci çekirdeği tutuyoruz. Buradan 1207 veya 1213'e ayarlayabilirsiniz. Ben şu an bir 1207 yapayım. Ortalama çekirdek yani core clock hızı 1200 olması lazım bizim için. Bunu ayarladıktan sonra 1215 aldı kendine. Evet, bu ayarları aldıktan sonra bakın kartımız normalde 120 watt'a yakın bir güç tüketiyordu. Şu anda 61 wattlara düşmüş bulunmakta. 64, 65'i görüyor. Şimdi bu ayarı da yaptıktan sonra buraya giriyoruz. Bunu yavaş yavaş arttırın, fazla zorlamayın. Burayı 1140 yapacağız arkadaşlar. Direkt yüklenmeyin. Belli. Yani yavaş yavaş arttırın. Ne aceliniz var?
1140 yapıyoruz en sonunda. 1140 yaptıktan sonra bekliyoruz. Bakalım videoda kaç miyaj verecek. Ben zaten telefonla da ekstra bir video çekip kaç miyaj verdiğini göstereceğim size bu ayarlarda. Şu anda gördüğünüz gibi güç tüketimimiz 72 watt civarı. ...120'lerden buraya kadar düşürdük. Başka hiçbir şekilde düşmüyor. Power limiti ne kadar kısarsanız kısın. Bu ayarı yapmadıktan sonra kesinlikle wattı düşüremiyorsunuz yani. Şu an 29'a çıktı. Bakalım bir tur daha bekleyelim. Videoda kaç miyajı görür? Tam bilmiyorum ama bir 31,5 falan verir diye düşünüyorum videoda. Daha sonra zaten hemen videoyu durdurduktan sonra telefonumla video çekip ekleyeceğim videonun sonuna kaç miyaj verdiğini. Evet, 30,72'ye kadar çıktı. Gördüğünüz gibi 72 watt çekiyor. Sıcaklığım 45 derecede de. Şu anda hatta buradan sıcaklıktayı bir kontrol edelim. GPU Z'den. Bunları kontrol etmeyi unutmayın bu arada. Şu anda en sıcak noktam 57 derece. Ama bu yani fanı ben 55'te kullanıyorum. Kart ne kadar soğuk çalışırsa o kadar iyi ömrü açısından da performans açısından da. Fanı 55'e aldığımda GPU sıcaklığı 42 dereceye, en sıcak nokta ise 55 dereceye düşüyor. Evet, videoda şu anda 31 miyaşa yakın veriyor bu ayarlarda. Şimdi videoyu kapatıp telefonumla video alacağım. Bu videonun sonuna da ekleyeceğim. Evet, gördüğünüz gibi 31,14'e kadar çıktı. Şimdi bir videoyu bir durdurayım. Evet beyler, şimdi telefondan devam ediyorum. Gördüğünüz gibi ayarlarımız aynı. Hiçbir şekilde ellemedim. Memory clock 1140'ta. Gördüğünüz gibi zaten ayarlar aynı. Verdiği miyaj 72 watt'ta şu anda. 33 miyaj veriyor. 33,10 gösteriyor. Şöyle bir tur daha bekleyelim. Ve çekirdek sıcaklığını gerçekten çok düşürüyor. Voltaj düşüyor zaten. Voltajı düşürmeden çekirdeğin ısısını düşürmeniz neredeyse mümkün değil. Evet, gördüğünüz gibi 33,10'dan devam ediyor. Daha iyi bir ayar bulan varsa yorumlarda belirsin. Yani herkesle paylaşalım arkadaşlar. Birbirimize bir faydamız dokunsun. Allah'a emanetsiniz.